Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda elektrik kesintisinden sonra UPS devreye girmiyorsa nasıl manuel başlatırsınız bunu anlatacağız. Ayrıca UPS'inizi otomatik başlatma ayarlarının nasıl yapıldığını bunları anlatacağız. Toplamda 1 dakika bile sürmeyecek. Ben biraz uzun anlatacağım tüm ayrıntılarıyla beraber. Olay örgüsü şu şekilde. Şirketimize gelen, şebekeden gelen elektrik kesildi. UPS devreye girdi. UPS devreye girdikten sonra bir süre idare eder. 1 saat, 2 saat. Ne kadar gidiyorsa artık UPS'in piline bağlı, kaç kVA olduğuna bağlı. Bizimki 50 veya 60 kVA olması lazım. Fakat jeneratörümüz devreye girmedi. Jeneratörümüzde bir arıza varmış. Ne oldu? UPS'imiz komple tükendi. Pilleri bitti. Aynı telefonun şarjı gibi bitti. Sizlerden çok özür diliyorum. Jeneratör devreye girmedi. UPS'imiz tükendi. Fakat şebekeden elektrik tekrardan geldiği zaman UPS'imiz ne oldu? Açılmadı. Yani UPS üzerinden herhangi bir şekilde elektrik geçmedi. Bunun için ne yapacaksınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer UPS'inizde bir arıza oluştuysa, manuel start vermenize rağmen çalışmıyorsa, UPS'i bypass konuma getirip UPS üzerinden çalışan tüm cihazların şebeke üzerinden çalışmasını sağlayacaksınız. O nasıl yapılıyor? Bunu yapmanızı UPS'e problem yoksa bunu yapmanız önerilmez. Sadece UPS arıza durumlarında önerilir. Bilgi olsun diye paylaşıyorum. Bakın B2 Main Bypass diye bir şey var. Üzeri kapalı zaten. Bunun vidaları açılıyor ve sigorta indirildiği zaman UPS Bypass konuma geliyor. Burada da Switch Charge diye bir tuş var. Bunu kullanıyor muyduk peki? Ya bununla ilgili de bir şey söylemişti ama bunu kullanmıyoruz diye biliyorum. Yani şuradan CB2 bunu söküp aldığınız zaman UPS Bypass konumuna geçer. Yani UPS üzerinden geçen elektrik ne oluyor? Şebeke üzerinden doğrudan sisteme geliyor. Ha, bizim durumumuz onunla ilgili değil. UPS kurulumu yapıldıktan sonra otomatik start özelliği verilmemiş. Yani bu özellik aktif edilmediği için UPS elektrik tamamen pilleri bitiyor. Aynı bir televizyon gibi düşünün. Elektrikten çekince ya da telefonun şarjı bitince ne oluyor? Manuel olarak tuşundan açmanız gerekiyor. Bunları aynı işlemi yapacaksınız. Öncelikle bakın ekranda şunlar var. Yapmamız gereken işlemleri adım adım anlatacağız. Olay örgüsünü anladık. Enter tuşuna basılır. Karşımıza bir ekran geliyor. Kontrole giriyoruz. Kontrolle Enter'a basıyoruz ve çalışıyor. Bu kadar. Çalıştık. Ama önce şunu kontrol etmeniz öneriliyor. Duruma gelip bir geri yapalım ESC'de. ESC tuşuna girebiliyoruz. Ana ekrana gelelim tekrardan. Bakın tekrar Enter'a basıyoruz. Bir alt ediyoruz duruma. Enter yapıyoruz. Burada bizim şebeke diye bir şeyimiz var. Enter'a tıklıyoruz. Burada bakın şebekeden 3 tane girişimiz var. 3 faz deniyor herhalde buna. 225, 200, 29, 228. Bunu 230 gibi düşünebilirsiniz. Genelde onlar 230'a düşüyor. Yani şebekeden elektriğimiz geliyor. ESC yapıyoruz. Yapmamız gereken tek işlem bir daha ESC. Bir daha ESC yapalım. Ona öyle gelelim. Enter'a tıklayalım. Uzun uzun anlatalım. Kontrole geliyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Çalıştığı tıklıyoruz. Enter'a yapıyoruz. Biz şu an yapmayacağız. Zaten çalışır durumda. Şu 3 LED'de bakın yeşil yanıyor. Eğer bu 3 LED yeşil yanıyor. Herhangi bir sarı ışık yoksa manuel olarak UPS'imizi çalışır duruma getirmiş oluyoruz. Şimdi çalışmadığı zaman tüm ledler sönük oluyor. Zaten benim bu dikkatimi çekmişti. Ledler sönüktü. Çalıştığı zaman 30 saniye içinde 3 led yeşil konuma geliyor. Şu 3 led. Eğer sarı bir sıkıntı varsa, sarı bir şey varsa ne olmuş oluyor? Bir hata olmuş oluyor. Onu da UPS'e sormanız gerekiyor. Biz bunu bilgilendirme olarak yapıyoruz. Yani bilgi işimiz. UPS'ci falan değiliz. Elektrikçi de değiliz. Bilgisayarcıyız. Bakın şurada bir bypass herhalde bu da. Bu ledin ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilen UPS'ci arkadaşlar eğer izliyorsa bizim yanlış bildiğimiz veya hatalı bildiğimiz bir kısım varsa UPS'ci arkadaşlar yazarsa sevinerek. Bir de şu var. ESC yapalım tamamen. Konu neydi? UPS'in otomatik devreye girmemesiydi. Biz UPS'i ne yapmamız lazım? Otomatik elektriği komple bitti diyelim. Elektrik şebekeden geldiği zaman yeniden 1 dakika içinde devreye girmesini sağlayabiliriz. Ya da kaç dakika istiyorsak. Bunu nasıl yapıyoruz? Enter tuşuna yine tuşluyoruz. Karşımızdaki ekranda ayarlar bölümüne enterlıyoruz. Burada otomatik başlatma diye bir seçenek var. Zaten menümüz Türkçe. Yine Enter'a tıklıyoruz. Burada kapalı konumdaydı. Enter'a tıklayalım. Mesela bunu tekrar kapalı edelim. Ok tuşuyla bir alt edelim. Bakın kapalı konumda. Siz bunu ok tuşu yardımıyla açığa getiriyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz. Bir alt ediyoruz. Bir daha Enter'a tıklıyoruz. Tuşlara basalım. Kaç dakika içinde başlatabileceğimizi seçebiliyoruz. Burada yukarı tuşla mesela. Yukarı aşağı yapalım. Enter'a tıklayalım mesela. Dakika ayarında yapabiliyoruz. Böyle 300 dakika, 1 dakika yukarı doğru çık. Çıkalım bakın gördüğünüz gibi dakika ayırabiliyorsunuz. Şimdi bir de getirelim burayı tekrardan. Biz 1 dakika içinde tekrardan hatta bunu 2 yapalım daha iyi olsun. Yani 2 dakika içinde UPS tekrar otomatik kendini başlatsın.
Yani buradaki ana örgümüz şu şekilde. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. ESC yapıp çıkalım. Burada bir sürü ayar var. Bizim anlattığımız olay şu. Bu çok defa başımıza geliyor. Bilgi işlemcilerin başına geliyor. Şirketinizde komple elektrik gidiyor. Elektrik gittikten sonra jeneratör devreye girmezse ya da jeneratör de olmayabilir şirketinizde. Bizim şirketimizde jeneratör var. UPS sizi 1 saat götürür, yarım saat götürür. Taş çatlasını 4 saat götürsün de. Kaç KVA olduğuna bağlı. Fakat UPS'in pili bittikten sonra tüm sisteminiz kapanacak. Sunucularınız da UPS üzerinden bağlı. Tekrardan eğer bu UPS devreye girmezse hiçbir sunucunuz çalışmaz. Otomatik olarak bu şekilde, yani manuel olarak bu şekilde devreye alabilirsiniz. Biz devreye manuel aldık. Daha sonra manuel devreye aldıktan sonra otomatik ayarını yapın ki gece bir durum olursa siz şirkette olmasanız bile UPS'leriniz devreye girsin. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi biz bilgi işlemciyiz. Bu konu hakkında daha çok bilgi sahibi olan varsa veya hani bizim bir hatamız varsa biz de bunu paylaşabilir yorum kısmında. Biz de hatamızı düzeltiriz. Her konuda bunu söylüyorum. Faydalı olması dileğiyle internette böyle bir video görememiştim. O yüzden paylaşmak istedim. Yani umarım faydalı olmuştur. Problemleriniz bu şekilde çözülür. Çünkü daha önce de bir güvenlikçi arkadaş ufak bir UPS'i vardı. Manuel olarak start verememiş. Onda da böyle bir problem olmuştu. Manuel standartımızı, startımızı verip otomatik start ayarlarımızı yaptık.